Soğuk içecek var mı? Arkadaşlar selamünaleyküm. Selam hocam. Ben bir tane soru alayım. Şimdi ben buradan bir konuya değinmek istiyorum bakın arkadaşlar. Benim ceddim burada 1200 yılından beri bu ülkede. 1200 yılına dayanıyor. Horasan'dan gelmişler. Benim ceddim 1200 yılına dayanıyor. Ya ben bir Suriyeli kadar bu ülkede bir Suriyeli kadar değer göremeyecek miyim ya ben bu ülkede? He? Bu ülkede değer göremeyecek miyim kardeşim? Ben 1200 yıldır benim ceddim bu topraklarda. Kardeşim ben vergi vermekten kaçan bir insan değilim. Ben ruhsata müracaat etmekten kaçan bir insan değilim. Sen benden 30 milyar para alıyorsun. 12 ay kira alıyorsun. Bu yolumu 7 ay kapatmıyorsun. Kapatıyorsun, açmıyorsun. Elektriğimi, suyumu vermiyorsun. Aparatif gıda istiyorum, bana talebimi yerine getirmiyorsun. Tamam mı? Ondan sonra sen hükümlerini yerine getirmeyince ben ruhsata müracaat etmediğim zaman da geleceksin buraya. Adamlarını göndereceksin böyle. Fesih şeyini bana imzalatacaksın. Ya bu nasıl bir dünya ya? Bu nasıl bir dünya kardeşim? Bak ben size söyledim arkadaş. Bütün hepinize söylüyorum buradan değil mi? Siz sessiz kaldığınız zaman böyle burantçılar her zaman güçlü olur. Siz sadece dinlerseniz bunlar her zaman ellerini kollarını sallayarak burada millete kazıklarlar. Ya biraz ciddi olun kardeşim. 300 bin, 300 bin insan beni dinliyor. Ama icraat yok ya. Ya burada ne var kardeşim söylesene. Burada ne var? Burada bir rant var mı söyle. Burada bir kar var mı? Burada milyarlar kazanmak var mı? Bir bakın bakayım şuraya ya. Trilyon mu kazanıyoruz biz burada? Ne kazanıyoruz yani he? Söyleyin neyin vergisini istiyorsun kardeşim sen? Vergi zenginden alınır. Bu seyyar çay ocağı ya. Seyyar tekerlekli. Ben senin zabıtana gittim. Bana dedi ki ruhsata gerek yok dedi. Gökmen diye bir arkadaş. Neyin benden ruhsatını istiyorsun sen? Tekerlekli bu. Kardeşim. Ben mücadelemi Allah da şahittir verdim. Ama sizler maalesef bu mücadeleyi vermiyorsunuz. Sadece seyrediyorsunuz film seyreder gibi. Bak adamlar geldi fesih etmeye çalışıyorlar. Kaldırmaya çalışıyorlar. Buyurun. Seyredin. Görün. Ondan sonra buraya geleceksiniz tamam mı? 10 liraya çay içtiğiniz zaman da bulamayacaklar bile. Tüh diyeceksiniz ya biz neler yaptık. Ben buradan bak büyüklerime sesleniyorum. Yetkililere sesleniyorum. Ya burada millete bir hizmet var. Milletin işine gelen fiyatlar var burada. Rant yok, bir şey yok. Nedir bu ya? Allah'ını severseniz nedir bu? Bu Ali Nur Aktaş'ın yaptığı nedir ya? Kardeşim ben burada milleti soysam gelsin Ali Nur kaldırsın beni ben de onun alnından öpeyim ya. Ellerinden öpeyim. Ben burada millete hizmet ediyorum. Bir başkası bunu yapamaz ya. Bir başkası bunu bu şartlar altında yapamaz. Bir TL'ye çay satıyorsun ya burada. Allah'tan kork ya. Bu Ali Nur Başkan ben size söylüyorum bak yetkililere buradan sesleniyorum. Hükümeti soğutuyor milletten. Benim videolarım 1 milyon 300 bin izlenmiş. Bütün herkes yorumlarında buradan memnun. Herkes yorumlarında buradan memnunken kim memnun değil ben onu söyleyeyim. Bu Ali Nur Başkan niye uğraşıyor burayla söyler misiniz ya? Yok mu bir yetkili içinizde ya? Yok mu bununla ilgilenecek bir tane yetkili insan ya? Bu adam bak hükümetten milleti soğutuyor. Milletin soğumasına sebep oluyor. Buzkiye zam yapıyor. Ondan sonra gelip burada benle uğraşıyor. Ya burada ne var kardeşim? Burada rant yok ya. Milyarlar kazanılmıyor burada ya. 4 ay 7 ay bana çalışma imkanı 4 ay veriyorsun burada. 12 ay benden kira alıyorsun. Utanmıyorsun ya. Ben senin gittim diyorum zabıtana, Gökmen'e bana dedi ki bu seyyar dedi. Kalıcı bir büfe değil ki bu. Seyyar kardeşim. Ruhsata gerek yok dedi. Sen beni ne hakla buradan kaldırmaya çalışıyorsun? Neyi mi feshediyorsun? Ben senden 10 yıllığına buraya ihaleyle almışım. Bak seyyar bu. Tekerlekli bu. Altında tekerlekli resimlerini de atmıştım ben bunun. Herkese gösterdim. Neyin uğraşını yapıyorsunuz yani? Neyin derdindesiniz siz? Sizin amacınız millete hizmetse burada hizmetin en kralı var.
Ama sizin amacınız burayı burfaşot altında birilerine yedirmekse, ona da büyüklerin baksın. Yazıktır, günahtır inan. Ben buradan bak herkese sesleniyorum. Ben burada söyledim bunu. Vali Bey'e de söyledim, Ali Nur Bey'e de söyledim. Ben burada ölmeden bu büfe bir buradan kalkamaz. Bak buradan söylüyorum. Tekrar canlı yayında herkese de söylüyorum. Dökeceğim benzin orada, içeride kendimi yakacağım. Bunun sorumlusu da Ali Nur'dur, validir. Bunu bilin yani. Bunu benle ilgilenmeyen insanlardır bunların sorumlusu. Bakın tekrar söylüyorum. Burada benzin döküp kendimi yakmazsam şerefsizim ben. Bu kadar söylüyorum. Bak bu kadar söylüyorum. Burada bu işi yaptıracaklar bana. Bak ben size ne dedim? İlgilenin. Hepinizin kapısına geldim. Çalmadık, kapı bırakmadım. Kardeşim açın yolumu dedim. Bak 7-8 ay yolum kapalı. 12 ay benden kira alıyorsunuz dedim. Kimse benden ilgilenmedi. Suyum yok, elektriğim yok burada. 30 milyar kira alıyorsunuz. 6 tane çocuk açlık sınırı diyorsunuz, yoksulluk sınırı 6-7 milyar. 100 milyar buradan çıkar mı 4 ay içinde? Burası cumartesi, pazar haricinde iş olmuyor doğru düzgün. İlgilenmiyorsunuz. Ondan sonra bak bu duruma soktuğunuzda bunun sorumlusu ben değilim bakın. Sizsiniz. Söylüyorum bak, tek suçlusu Ali Nur'la validir. Bana burada bir şey olursa bunun tek sorumlusu Ali Nur'la validir. Tekrar söylüyorum bak. Burada bana bir şey olursa bunun tek sorumlusu Ali Nur'la validir. Bu büfede ben ölmediğim müddetçe bu buradan kalkmayacak, bilginiz olsun. Bu büfe ben ölmediğim müddetçe buradan kalkmayacak. Ben her türlü yasal işlemlerimi yapmışım kardeşim. Ben 10 yıllığına burayı ihaleyle almışım. Kiramın hepsini tek tek ödemişim. Çekmeyen bir şey, seyyar burası.